Güzel olmuş. Ziyaretinize gidelim. Sultan yok. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Sıkıntılı dönemler yaşıyor. Mağlubiyetler alıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? İleriki dönemlerde nasıl olur? Biraz bilgi verir misiniz? Bu hafta karşılaşmaya hazırlıklarımız ne durumda? Biz Yozgat Bodrum Spor olarak son 6 hafta içerisinde hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Bunun da hem teknik anlamda hem de taktik anlamda sebeplerini araştırıyoruz. İlk 3 hafta çok güçlü rakiplere karşı oynadık. İyi de mücadele ettik, iyi de galibiyetler ve sonuçlar aldık. Fakat ondan sonra istemeden de elimizde olmayan sebeplerden dolayı da son 6 haftada beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bunlarla ilgili tabii hem yönetimdeki arkadaşlar hem teknik ekip bu konuyla ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz ve çözümlerle ilgili bir takım dosyalar hazırlıyoruz. Arkadaşların bu süre içerisindeki en büyük problemlerimizden bir tanesi ceza ve sakatlıklarımızın peş peşe gelmesi oldu. Bir bakıma kafamızda oluşturmuş olduğumuz sene başındaki oyun sisteminde bu sakatlıkların ve bu eksikliklerin de oynayamamamızdan dolayı çok büyük etkisi oldu. Ama son 6 haftanın illaki bizim nazarımızda bir çözümü olacak. Bunun bir telafisini yapmak için de yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta içi teknik ekiplerinden rapor istedik. Teknik ekibinin gelecek raporu doğrultusunda önümüzdeki haftalardaki bu kayıpların tekrar yaşanmaması adına gerekli çalışmaları ve işlemleri yapacağız en kısa zamanda. Amacımız bu ligde ilk olmamıza rağmen kalıcı olabilmek. Çünkü güçlü rakiplerimiz var ama bizim de güçlü bir kadromuz var. İnşallah Yozgat'a yakışanı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Çözümlerimiz var. O çözümler doğrultusunda da daha iyi yerlerde olacağız inşallah. Bu haftaki karşılaşmayı nasıl olacak? O konuda biraz bilgi verir misiniz? Bu hafta ligin güçlü temsilcilerinden Amasya Merzifon'la kendi sahamızda oynuyoruz. Amasya Merzifon'un daha önceki maçlarını teknik ekibimiz defaatle izlediler. Eksik yönleri üzerine çalışmalarımız var. Fakat bizim geçen haftaki maçta ummadığımız bir sakatlığımız oldu. Orta oyun kurucumuz Barış Orhan'ın sol tendonu koptu. Bugün ameliyat oluyor. Uzun süre aramızda olmayacak. Daha sonradan takıma katkısını düşündüğümüz transferimiz Yakup'un ayak bileğinde çatla meydana geldiği için uzun süre o da aramızda olmayacak. Ama Merzifon maçı bizim için dönüm maçlarından bir tanesi. Artık kötü gidişe dur deme zamanımızın geldiğini tüm oyuncularımız ve teknik ekibimiz biliyor. Bu haftaya o doğrultuda hazırlandık. Puan kaybının olmayacağını düşündüğümüz tüm oyuncularımızın ve teknik ekibinin bu şekilde motive olduğu bir maç olacak. Bu süreçte tabii bizim en büyük amacımız şu, biz sahada 7 kişiyiz ama en büyük desteğimiz bize bu zamana kadar sonsuz destek veren tabii taraftarlarımızdı, destekçilerimizdi. Yine o taraftarlarımıza ben önce huzurunuzda hepsine birer birer teşekkür ediyorum tek tek. Bu zamana kadar göstermiş olduğu desteklerden dolayı bu haftada inşallah bizi bu kritik maçta yalnız bırakmayacaklarını temenni ediyorum. İnşallah bu hafta kötü gidecek, dur diyeceğimiz bir hafta olacak.